Yiğit Balcı nerede? Pardon, kim arıyordu acaba? Yiğit Balcı nerede? Yiğit Balcı. Sen. Sen. Dün akşamki. Ben ya. Dün akşamki. Deniz. Pek tekin gözükmeyen birisi geldi. Yiğit Bey sordu. Yiğit Bey de son derece gergin gözüküyor. Bu işte bir terslik var. Kızlar, güvenlikten birini çağırın çabuk. Sen ne cüretle geldin buraya ha? Nasıl girdin içeri? Kardeşinim dedim. Kafa kağıdını gösterdim, girdim. Simya'nın kardeşiyim ben, Yiğit Efendi. Ne? Olamaz. Yakıştıramadın değil mi? Senin kanından biri nasıl hırsız olur değil mi? Bizi gariban gördün. Ezerim dedin. Polise ihbar ettin değil mi? Ben de dedim ki madem enseleneceğim, öyle sessiz sedasız gitmeyeyim dedim. Deniz dur. Güvenlik gelsin. Ha, onlar halletsinler. Çık git hemen, gel buradan. Şimdi ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin Yiğit Efendi. Sen Amerikalarda gezdirirken biz burada ne yapıyorduk biliyor musun? Teoman denen o şerefsiz annemin nikahını aldı. Sonra da basıp gitti. Ardında bir sürü borç bıraktı. Alacaklılar Teoman'ı bulamayınca borçlarını kimden tahsil etti bir tahmin et. Benden lan! Benden! Bizden! Dur orada. Dur, kıpırdama, dur orada! Sen Amerikalarda okurken ben burada it gibi çalıştım. İt gibi. Çaldım, çırptım, itildim, kakıldım, bıçaklandım. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim. O simya var ya, 15 yaşında çalışmaya başladı biliyor musun? Ama helal olsun be. Ne kızmış. Yılmadı. Azmetti. Hep abim abim diye gezdi biliyor musun? Ama senin karşına çıkmaya cesaret edemedi. Peki neden biliyor musun? Dur, Deniz. Çünkü benden utandı abi. Şimdi, şimdi sen söyle Yiğit abi. Senin evini patlatmışız. 3 kuruş çalmışız, çok mu be abi? Bize borçlusun lan! Bak, Tarık. Bak, benim bunlardan hiç haberim yok. Ben sizi öğreneli daha şurada birkaç gün oldu, tamam mı? O Teoman beni de terk edip gitti. Sus! Bana masal okuma! Masal filan okumuyorum, bunların hepsi doğru. Bak şu an iyi görünmüyorsun, tamam mı? Sakin olmanı istiyorum senden. Lütfen sakin ol. Yanlış bir şey yapmandan korkuyorum. Sakın. Tamam mı? Ben seni polise filan ihbar etmedim. İyi görünmüyorsun. Yapma. Sakın. İndir onu. İndir yavaş yavaş.
Beni şimdi polise ihbar edeceksin değil mi? Hayır, polise filan vermeyeceğim seni. Ama öyle sessiz sedasız gitmeyeceğim abi. Biz 15 yaşımızda öldük abi. Şimdi sen de öl istiyorum. Hissediyor musun? Nereden vuruldun? Bana bak. Ne yaptın lan? İt herif, ne yaptın? He? Ne yaptın? Sakin ol dedim sana değil mi? Sakin ol dedim. Biz bir kere öldük. Sen de nasıl ölünür gör istedim abi. Deniz. Deniz bana bak. Deniz. Beni bırakıp bir yere gitmek yok tamam mı? Tamam mı? Sakın beni bırakma. Lütfen. Ambulans çağırın, ambulans. Bakmayın öyle, bakmayın. Öldüm mü ben? Ölmek böyle bir şey mi? Hayır, hayır, hayır. Senin ağzına hiç öyle şeyler yakışıyor mu? Hayır, yok öyle bir şey. Sen beni bırakıp nereye gidiyorsun ha? Deniz, ölmeyeceksin. Yok öyle bir şey. Artık bana güveniyor musun? Bana bunu yapma Deniz, ne olur. Bak beni bırakma tamam mı? Sakın beni bırakma. Sakın. Sana güveniyorum. Güveniyorum ben sana. Dur. Kan yok. Kan mı? Kan. Kan neden yok? Niye kanamıyor? Bir yerin acıyor mu? Acımıyor. Kuru sıkıydı. Vurulmadın. Sadece bir an korkutmak istedim. Biz nasıl öldük? Sen de anla istedim. Anlamamı istedin ha? Anlayalım istedin. Sağdır, korkutma. Allah'a söyleyeyim. Geldim. Yiğit Bey! Sakin ol Yiğit Bey. Sakin ol. Tamam. Sakinim, tamam. Deniz de iyi. Deniz. Deniz. Bunun
Bundan sonra daha dikkatli olalım. Olur Yiğit Bey. Bunları daha sonra konuşacağız. Hadi işinizin başına. Başla. Buyurun memur bey. Yiğit Bey, bu arada en kısa zamanda ifadenizi vermek için karakola gelmeniz gerekecek. Şimdilik hastanızla ilgilenebilirsiniz. Tamam, iyi görevler memur bey. Teşekkür ederim. Teşekkürler, kolay gelsin. Korkuttum be. Sana senin için ölürüm demiştim ya. Doğruydu. Ama yanlış olan bir şey vardı. Senin de benim için aynı şeyi yapabileceğini hiç akıl edemedim. Ben ne yaptım bilmiyordum ki. Biliyordun Deniz. Biliyordun. Sana güvenmediğim için özür dilerim. Senden bir şey isteyebilir miyim? Sen var ya, benden ne istersen iste yaparım. Allah! Neşe Hanım, ne yapıyorsunuz? Allah'ını severseniz bu nedir ya? Çok enerjiksin Cemal, harika bir şey bu. Bunlar Tuna'nın bu haftaki işleri ve bunları sen yapıyorsun canım. Ne Tuna'nın işleri? Ben nasıl becerebilirim Tuna'nın işlerini? Neşe Hanım, ayrıca benim kendi işim var. Kendi işlerimi zor beceriyorum. Bu kadar şeyi ben yapmaya kalksam benim iflahım kesilir yani. Bu işi yapmıyorsun öyle mi? Ha yani o zaman ben de şimdi Asena Hanım'a gidip diyeyim ki Cemal bu işleri yapmak istemiyormuş. Diyeyim mi? Demeyin. Demeyin. Öyle şeyler demeyin. Onu şey yapmayın. Aşk olsun. Bir şey sorabilir miyim? Hepsi bunlar mı? Tuna'nın işlerinin hepsi mi bunlar? Bu kadarcık. Bu kadar mı? Gerçekten mi? Ben şey zannettim çünkü o yüzden şey yaptım. Bu işte ben bunu yaparım. Gözünüz arkada kalmasın yani bende. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben bir çay alayım. İster misin? Yok. Teşekkürler. Sağ ol. Allah ya. Boyum kadar. Şişt. Çıkarsın çıkar. Çıkar oğlum şey çıkar. Ha? Korktun mu? Ha, korktum. Acayip titriyorum şu an. Sen niye korkmuşsun lan? Ya da ben niye korkuyorum oğlum? Neyse, bunlar Tuna'nın bu haftaki işleri. Onları sen yapıyorsun. Öyle konuşuldu, öyle dendi yani. Abi bu hafta hayatta olmaz. Allah Allah. Niye olmaz acaba? Bir de bugün de değil yani. Bütün bir hafta olmaz. Evet. Ya çok merak ediyorum. Çok özel bir şey değilse benimle de paylaşabilir misiniz? Bütün bir haftayı kaplayan bu önemli işiniz nedir acaba? Abi ben size yıkamaya inanmıyorum dedim. Yani yıkamıyorum demedim ki. Yani ayda bir kere tamam yani çok abartmamak lazım. Ve bu yüzden yani bu cuma benim aylık yıkama günüm. Yapmıyor musun abicim? Tamam. Ben şimdi gidiyorum Neşe Hanım'a diyorum ki Çağdaş bu işleri yapmıyormuş. O da gider mantenin tosuna der ki yani Gazi Bey'e Çağdaş bu işleri yapmıyormuş. O da gider annesine söyler. Artık tazminatsız işten mi atılırsın, maaşını mı keserler? Sen düşünürsün orasını. Abi tamam ya, yapma öyle bir şey. Ben hallederim. İyi, hadi bakayım. Hadi abiciğim. Hadi. Bekleme yap. Devam et. Sağdan. Devam. Gidiyorum abi. Ah, Allah seni. Bu nedir ya? Topla şunları. Oğlum. Niye atıyorsun? Topla şunları. Hadi bakayım. Bu
Tuna'nın işlerini soracaktım, ne alemde? Ha, o iş tamam Gazi Bey. Ben dosyaları Cemal'e devrettim. Hallediyor. Çok güzel. O zaman ben Cemal'in yanına gidip sonrasında sizin yanınıza gelirim. Bana bugün ne yaptığınızı anlatırsınız. Ama uzun uzun anlatın. Cemal. Efendim. Cemal'ım. Efendim. Cemal Okko. Buyurun. Bu Tuna'nın işleri ne alemde? Tuna'nın işini şey yapıyor ya. Çağdaş hallediyor. Çay? Kullanmıyorum sana. Teşekkür. Selamünaleyküm. Anne. Amcacığım, bu Tuna'nın yerine siz bakıyor musunuz? Tuna'nın yeri... Buradan bakıyorum. Şu an masa boş. Ya sen Zeki, Allah aşkına ya. Bir arpa boyu bile yol alamamışsın. Hani abi, nerede dosyalar? He? Nerede abi? Nerede içerik? Nerede yazılar abi? Nerede bu ayki fotoğraflar? Nerede? Yok değil mi? Yuh ya. Hakikaten yuh yani ya. Ya arkadaşlar, ya bu Tuna'nın işlerinin altından hakkıyla kalkan, şu içeriği doğru düzgün yapan arkadaş terfi alacaktı. Terfi mi? Kimse öyle bir şey demedi. Aynen. Doğru düzgün yapan arkadaş terfi alacağı gibi çok da güzel bu şirkette yükselecekti. Allah Allah, performansınıza göre terfi alacaktınız. Yani bu ödül ve ceza sistemi sizi hiç mi harekete geçirmedi ya? Terfi demedi ki kimse. Çok özür dilerim. Şey Gazi Bey, çok affedersin. Şişt. Oğlum ya, bir işi beceremedin sarsak herif. Ver şu dosyaları, ver. Ben işi yarıladım bile ha. Haydi konuşma, haydi. Yarıladın lan. Beyler. Yani size güvenip size bir iş verdim. Ama siz altından kalkamadınız. Çok ayıp. Neşe Hanımcığım, şimdi biz burada dururken sizin kendinizi bu şekilde yormanız hiç doğru değil. Buyurun istirahat, buyurun. Buyurun. Yorulmam ben canım, merak etme. Çekil. Ulan sana şuradan. Saçmalama. Aa Gazi Bey, ama siz resmen şike yapıyorsunuz. Ya ben ne yaptım aşağı ineceğim? Buyurun geçin efendim, buyurun. Ben hallederim. Bırakın Neşe Hanım. Siz... Sen bir dakika. Aa. Siz bırakın lütfen. Bir dakika şunu ben alabilir miyim bir saniye? Sen de bırak. Sen bıraksana oğlum. Uzaklaşın buradan, atarım kendimi. At abicim kendine, dosyaları bırak. Sen kendini at. Arkadaşlar. Durun. Bu ne eşek kadarsınız ya? Yuh. Sizi tenzih ediyorum Neşe Hanımcığım. Yani. Bu ne ya? Hemen kapitalizm sizi esir mi aldı ya? Yazıklar olsun ya. Neyse ben vazgeçtim. Kimin editör olacağına Tuna karar verir. Olur mu? Tuna bakar performanslarınıza. Kimi beğeniyorsa onu editör yapar. Bu ne saçma bir işletme arkadaş ya. Ya arkadaşlar çok teşekkür ederim de yani sizce de birazcık abartmamış mısınız lan? Oğlum bugünü Dünya Tuna Günü ilan ettik ya. Allah Allah, dünyanın ondan haberi var mı? Sanmıyorum. Maşallah, tam formunuzdasınız yine Gazi Beyciğim. Böyle işte bizde. Bizde de böyle. Yani. Aa hocam sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Gel buraya, gel. Gel Kıvırcık, gel. Lütfen, siz de. Efendim? Canım, ne kadar daha yoksun? Ha? Yani biliyorsun flamingolar göçmen kuşlardır falan ama nihayetinde geri dönerler değil mi? Aynen. Ya işte önden bir tane küçük tatile çıkacağım. Sonra da arkasından karavanla daha büyük bir tatile. Harbi mi? Aynen. Abi o benim de hayalim ya. Vallahi. Tek başına değil ama tabii. O ne öyle ya? Boşuna. Yalnız şey, bu aracın yurt dışı vekalet işlemlerini nasıl halledeceğiz? Kardeşim, arzu edersen sen onu yetkili mercilerle bir konuş. Çünkü senin durumun, yani senin formaliten biraz daha farklı olabilir. Neticede kimyasal madde taşıyorsun sen. Şimdi
Evet. Arkadaşlar ben herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinize teker teker. İnsan sevildiğini görünce insanın kendini böyle özel hissetmesi... Yani böyle hissetmesini sağlayan insanlarla çevrili olması çok mutlu bir şey. Umarım siz de hayatınızda benim şu an yaşadığım anı yaşarsınız. Çünkü çok mutluyum. Ama bazen yokuş oluyor hayat. Bazen uçurum oluyor, bazen olmuyor. Fark ettiniz, işte gördünüz. Beraber yaşadık bir sürü şeyi. Benim son dönemde biraz akorum kaçtı ama olsun. Türk usulü yani mevzu, tamam mı? Yani kafaya iki tane vuracaksın, kendine gelecek, çalışacak falan filan gibi durumlarımız yok mu? Var abi, sen ne bilirsin? Ama bunların hepsi geçecek değil mi kardeşim? Geçecek canım herhalde tabii. Söz mü? Söz. Kork. Ne oluyor ya? Bir sessizlik oldu ya. Müzik falan açılsın. Bir çılgın bir partide değil miyiz şu anda? Evet ama hayır, ondan önce şöyle bir şey yapalım. Herkesin herhalde Tuna'yla ilgili bir anısı vardır. Vardır. Bence bu anıları bir tek tek anlatalım. Aa, süper. Ben. Bilinç kan, ben söyledim. Ben söylediğim için şimdi ben anlatayım ilk anımı. Yani ilk ben anlatayım anımı. Benim hikayem şöyle oluyor. Şimdi ilk daha böyle hani bismillah. Şirkette işe başladım ki o zaman Yiğit Bey buralar böyle steril yerler değildi. Benden sonra hijyenle ilgili büyük gelişmeler oldu. İşe başladım ben böyle, bana bir işe herkes vardı. Beni dışlıyor falan. Acayip bozulmuş. Hiç unutmuyorum. Deniz'e işe almaya çalıştım ilk gün. Fakat yani her şeyi sabahtan beri tamamen ters gidiyordu. Şimdi bir gün ben de çok fena ağlamışım. Böyle şurada perişan, makyaj yap, bir saç bilmem ne. Tuna geldi. Dans edelim mi dedi. Sonra dans edelim. Benim de bir teşekkür borcum var Tuna'ya. Ne diyorsun patron? Gerçekten mi? Bizim öyle bir anımız var mı ya? Çünkü bizim anılar daha çok... Yani benden sağ kuraşı, sen kafa koyuyorsun falan. O tarz olduğu için hareketli ama yani mutlu değil. Anı yoksa olmayabilir yani. Bir anı çıkarmaya gerek yok. Türkiye'ye ilk geldiğim zamanlar daha bir mesafeliydim insanlara. Bana göre profesyonellik oydu. Burada işler böyle değilmiş. Tuna bana buranın gerçeklerinden bahsetti. Birkaç değerli tavsiye verdi. Hala faydasını görüyorum onların. Teşekkür ederim editör. Efendim, yani bugün de bunları duyduysan herhalde bugün çok iyi duyuyor ya. Eyvallah. Acaba içimizde kendi hikayesini anlatmayan biri mi var? Deniz, sen hiç anlatmadığın bir şey konuşmadın. Dum 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 dum. Anlatacağım. Ben de anlatacağım ama önce birinin gelmesi gerekiyor. O biri geldikten sonra anlatacağım. Sürpriz mi? Böyle eskiden olduğu gibi rond mod falan acayip bir sürpriz mi yapacaksın? Bir şey diyeceğim. Müzik niye? DJ, kopar bizi ya. Bir müzik aç. Dans edelim ya. Hadi dans. Just a breeze, that's all I need. Think while I pick up speed. About to take off. You better get back. You better get back. You better get back. You better get back. Just a breeze, that's all I need. Don't think while I pick up speed. About to take off. Take a step back. Take a step back. Take a step back. Take a step back. Keep your seatbelt fast and your limbs in. Blood rushing in your face, turning crimson. Put the pedal to the metal where the rims end. Can't see us, but you feel the whoosh when the wind. What's that? Just dust in the air, taking off like a bullet gun bust in the air. Cause I must make it clear, I've been frustrated, moving like it's rush hour traffic in a bus to get here. Hit the drum on the two and the one, I had to switch gears to get a better view of the sun. And when the moment arrives like you knew it would come, you're gonna ruin it and show them what to do with the sun. No setbacks, I got my jetpack. No lights, deep space in this jetpack. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.